Anton Çehov. Baron. Seslendiren: Akın Altan. Baron 60 yaşlarında, sıska, ufak tefek bir adamdır. Sırtında boynundan aşağıya doğru kocaman bir kabarıklık bulunmakta olup bu kabarıklık ancak mezara girdikten sonra düzeleceğe benzer. Adamın köşeli bir kafası, şiş burnu, sulu gözleri, leylak rengine kaçan çenesi vardır. Hafif mavilik tüm yüzüne yayılmıştır. Mabiliğe neden olduğu sanılan ispirto şişesi, aksesuarcının dalgınlığı sonucu kilitlemeyi unuttuğu dolapta durur. Beylik ispirto dışında baron, arada bir şampanyada içer. Şampanyayı ise soyunma odalarında şişelerin, bardakların dibinde bolca bulma olanağı vardır. Baronun sarkık yanakları, gözlerinin altındaki torbalar en ufak harekette, kurumak için asılmış çamaşırlar gibi titrer. Kulaklıklı kürk şapkasının aslarından kafasının dazlak yerinde yeşil bir iz kalmıştır. Baron şapkasını giymediği zamanlar götürür, bozulduğu için haylidir yanmayan üçüncü kulisteki boynuz biçimli gaz lambasını asar. Sesine gelince çatlak bir tencerenin tınlamasını andırır. Peki giyim kuşamı nasıldır dersiniz? Eğer onun kılığıyla alay etmeye kalkarsanız etkili insanları fazla takmıyorsunuz anlamına gelir ki bu da size bir saygınlık kazandırmaz. Hele günlük takımın üstüne giydiği kahverengi pardösüyü hiç sormayın. Düğmeleri kopmuştur. Dirsekleri parlar, astarı saçak gibi lime lime sarkar. Pardösü, adamın dar omuzlarında kırık bir askıda durur gibi duruyorsa bundan ne çıkar? Buna karşılık bir zamanlar büyük bir güldürü ustasının bedenini sarmış olması yetmez mi? Mavi çiçeklerle süslü kadife yeneğine gelince, en azından 20 tane deliği ve sayısız lekesine karşın büyük bir değer taşımaktadır. Çünkü Salvini'nin kaldığı bir otelde bulunmuş olup, onu bu güçlü trajedi oyuncusunun giymediğini kimse kanıtlayamaz. Yelek, dev sanatçının ayrıldığının ertesi günü odasında bulunduğuna göre bunun gerçekliğinden kuşku duyulmaması gerekiyor. Baronun boynuna taktığı kravatının da ayrı bir özelliği vardır. Sağlığa ve estetik anlayışına uygunluğu bakımından bu kravatın yerine daha dayanıklısı, daha az yağlanmışı takılabilirse de, ünlü Ernesto Rossini'nin Macbeth piyesinde cadılarla konuşurken giydiği pardüsü kalıntısından yapıldığı için, baron kravatıyla ne kadar övünse azdır.'' Baron boynuna doladığı bu nesnede asalak türünden minik yaratıklar ararken ''Benim kravatımda kral Dünkan'ın kanı kokar'' diye böbürlenir. Gene de onun çizgili alaca bulaca pantolonuyla istediğiniz kadar alay edebilirsiniz. Baronun çalıştığı tiyatronun oyuncuları pantolonun, Sarah Bernard'ın Amerika'ya yolculuk ettiği geminin gelkeninden dikildiği yolunda şaka yaparlarsa da onu daha önce hiçbir ünlü giymemiştir. Baronun pantolonu tiyatronun yer göstericisinden aldığı herkesçe biliniyor. Baron çizmeleri çabuk eskimesin, suflörlük görevini yürüttüğü kulübenin tabanından eksik olmayan hava akımında bacakları üşümesin diye yaz-kış bol lastik ayakkabılar giyer. Tiyatroda üç yerde bulabilirsiniz baronu. Bilet gişesi, suflör kulübesi, erkekler soyunma odası. Bunların dışında onu hiçbir yerde aramaya kalkmayın. Geceleri gişede uyur, gündüzleri ise boş vakitlerini loja tutanların listelerini çıkarmakla bir de gişe görevlisiyle dama oynayarak geçirir. Gişe görevlisi sıracalı ihtiyar onun tek dostudur. Onun anlattıklarını dinler, sorularını yanıtlar. Suflör kulübesi onun kutsal görevini yaptığı, ekmek parası kazandığı yerdir. Siz kulübenin dışının pırıl pırıl beyaza boyandığına bakmayın. İçerisi örümcek ağlarıyla, çatlaklarla, batıcı kıymıklarla kaplıdır. Bu Buğuca havası, isli rutubet, balık, ispirto kokar. Baron işini bitirir bitirmez perde aralarında erkekler soyunma odasına koşar. Soyunma odasına ilk kez gelenler, acemiler onu oyuncu sanıp alkışlarlar. ''Bravo, bravo, makyajınız çok güzel. Ne kadar gülünç bir yüzünüz var. Ya şu özgün giysiler size çok yakışmış.'' diyerek kahkahayı basarlar. Sabahlı baron. İnsanlar onun da kendi yüzü olabileceğini anlamak istemezler. Soyunma odasında baron ünlü oyuncuları hayranlıkla izler. Eğer o orada böyle biri yoksa dar ağacında bolca bulunan görüşlerini oradakilerin konuşmaları arasına sokuşturmaktan büyük zevk duyar. Ancak onun sözlerine pek aldıran çıkmaz. Çünkü düşünceleri onlara göre bayatlamıştır. Ayrıca söylene söylene kabak tadı verir olmuştur. Genelde baronu adam yerine koymazlar. Eğer ortalıkta fazla dolanır, birilerine ayak bağı olursa ''Çek git başımdan be adam!'' diye azarlığı verirler. Kulübesinde gereğinden çok alçak ya da yüksek sesle suflörlük ettiğinde de öyle. Adamcağızı bir güzel aşlarlar. Ceza vermekle, tiyatrodan kovmakla gözünü korkuturlar. Sahne arkasında her türlü şakanın, takılmaların, söz oyunlarının başlıca hedefidir. Birisi nüklesinin etkisini denemek istiyorsa buyursun. O böyle şeylere kesinlikle aldırmaz. Adamcağızla alay etmek için Baron adını takalı tam 20 yıl oluyor. Ama onun bir gün kızdığı, takılanlara karşı çıktığı görülmemiştir. Oyuncular para ödemeden barona rollerinin metnini kopya ettirirler. Akıllarına ensen her işi yaptırırlar. Bir ayağına basacak olursa önce o özür diler. Yüzüne utangaç bir gülümseme yayılır. İsterseniz buruşuk yüzüne herkesin ortasında bir tokat atın. Size kendi adıma güvence veriyorum ki dava etmeyecektir sizi. Geçenlerde Jean Premier'in yaptığı biçimde o değerli, canı gibi sevdiği pardüsüsünün aslarından bir parçayı koparıp atın, o gene kızmayacak, Yüzü pancar gibi kızararak gözlerini kırpıştırmaya başlayacaktır. Ezikliğin, uysallığın böylesi görülmemiştir. Böyle bir adamı kim sayar? Kimse. Yaşadığı sürece ipini pazara çıkaracaklar, öldükten sonra da hemen unutacaklardır. Baron'un ne zavallı bir adam olduğu yeterince anlaşılmıştır sanıyorum. Bundan hayli zaman önceydi. Sebip saydığı, önünde hayranlıkla eğildiği insanlar Hamlet ya da Franz Moore rollerine çıkan sahne sanatçılarını sevip saymamak elinde miydi? Arasında bir arkadaş, hatta kardeş olarak kabul edilmesine ramak kalmıştı. Eğer gülünç derecede basit bir durum onu engellemeseydi, şimdi çoktan ünlü bir oyuncu olmuştu. Buna yeteneği vardı, isteği de. Fakat basit dediğimiz şu engel, yani kendine güvensizliği olmasaydı. Bir an sahneye çıkacak olsa, Beş katlı seyirci salonunu dolduran insanlar başlarını uzatıp kahkahayla gülmeye, ona yuh çekmeye başlayacaklarmış gibi bir korku vardı içinde. O nedenle ona piyeste rol almasını önerdiklerinde kızarıp bozarıyor, eli ayağı tutularak ''Durun, biraz daha bekleyelim.'' diyordu. Sonunda yaşlılık gelip çatıncaya, sıfırı tüketinceye, güç bela bir suflörlük görevi buluncaya değin bekledi. Aslında suflörlüğe de çoktan razıydı. Çünkü bir kuruş ödemeden ön sıradan da ileride oturuyor, oyunları herkesten iyi izliyordu. Bundan iyisi can sağlığı. Görevini başarıyla yürütmede kimse baronun eline su dökemez. Yanlışlık yapmamak için temsilden önce piyesi bir iki kez okuması yeter de artar bile. Birinci zil çalar çalmaz kulübesinde yerini alır, kitabın sayfalarını yavaş yavaş çevirmeye başlar. Tiyatroda ondan daha hamaratını bulmak zordur. Gene de onun suflörlükten kovmayı gerektirecek davranışlarda bulunmaktan kendini alamaz. Tiyatro düzensizliklere kesinlikle meydan verilmeyen bir yerdir. Baron kimi zaman öyle alışılmadık işler yapar ki neredeyse bir rezalet çıkacak, tiyatro birbirine girecek. Sahnede oyunculardan biri rolünü güzel oynadı mı, baron heyecanlanıp elindeki kitabı kapatır, suflörlük yapmayı unutur. Hatta daha ileri gidip ''Bravo, çok güzel!'' diye bağırır. İzleyicilerin yeterince tepki göstermediği zamanlarda kendisi alkış tutar. Bir keresinde başarısız bir oyuncuya ''Yuh!'' diye bağırmıştı da az kalsın yerinden oluyordu. Pis kulübesinde oturup suflörlük yaparken seyredin siz onu. Yüzü renkten renge girer, kollarını bacaklarını oynatır, derin derin içini çeker, gereğinden daha yüksek sesle fısıldar. Sesini iyice yükselttiği zamanlar Koridorda aylak aylak dolaşan yer göstericiler bile duyarlar fısıldamalarını. Hatta daha ileri giderek oyunculara çıkışır. Onlara akıl vermeye kalkar. Sağ elinizi yukarıda tutun. Ateşli sözler söylüyorsunuz ama yüzünüz kaskatı. Bu size göre bir rol değil. Başarmanız için daha bir pırın ekmek yemeniz gerekir. Bu rolde Ernesto Rossi'nin nasıl oynadığını görmenizi isterdim. Oynamıyor maskaralık yapıyorsunuz. Sizin gibi dar kafalılar her şeyi berbat ederler. Sufler olarak kitapta yazılanları fısıldayacağı yerde böyle şeyler fısıldar baron. Onun gibi garip bir adamı tiyatroda neden tutarlar bilmem. Eğer onu kovsalardı, geçenlerde yaşanan bir olayın tanığı olmaktan kurtulurlardı seyirciler. Bu rezillik derecesindeki olay şöyle oldu. Sahnede Hamlet temsil ediliyordu. Salon tıklım tıklım doluydu. Günümüzde Shakespeare 100 yıl önce nasılsa gene aynı ilgiyle izlenir. Shakespeare'in piyesleri oynanırkense Baron en heyecanlı günlerini yaşar. Çok içer, çok konuşur. Durmadan şakaklarını ovuşturur. Yumruklarıyla şakaklarını ovalarken kafasının içi fokur fokur kaynıyor demektir. Gerçekten de yaşlı zihni çılgınca kıskançlıktan, umutsuzluktan, nefretten, düşlere dalıp gitmekten allak bullak olmuştur. Çünkü hamleti e oynamak onun en büyük amacıdır. Ona göre bugün uşak, ertesi gün çöpçatan rolüne çıkan cüce oyuncuların harcı değildir hamlet oynamak. Öte yandan sırtında kamburu, Aksesuarcının dolaba kilitlemeyi unuttuğu İspirto'ya karşı büyük tutkusu varmış. Bu da Hamlet oynamaya gitmezmiş. Onu düşündüğü yoktur. Tam 40 yıldır dinleye dinleye bu rolün sözlerini ezberlemiştir. Oynayanları izlerken acıdan kıvranır, kendini o rolde düşlerken için için yanar. Artık bir ayağa çukurda sayılır. Azrail bir gün kapısını çalıp onu tümüyle tiyatrodan koparacaktır. Hiç olmazsa bir kerecik prens ceketini sırtına geçirip deniz kıyısında ıssız kayalar arasında sahneden şöyle bir geçmeyecek. Uçurumun derinliklerine bakıp, uzak dalgaların hışırtısını duyduğunda, bu ıssızlık sürükler seni umutsuzluğa, diye seslenmeyecek mi? Böyle düşler kurarak bırakın günden güne, saatten saate eriyip tükenen zavallı baron, acaba bu düşler gerçekleşse hangi ateşler içinde yanardı? Olayın geçtiği akşam baron öfkeden kıskançlıktan kuduracak gibiydi. Neden derseniz, Hamlet rolünü ince sesli, en önemlisi de kızıl saçlı bir çocuğa vermişlerdi. Hamlet kızıl saçlı olabilir miydi? Diken üzerinde oturuyor gibiydi kulübesinde. Henüz Hamlet sahnede yokken bir dereceye kadar sakindi. Ama ince sesli, kızıl saçlı delikanlı ortaya çıkınca, oturduğu yerde kıvranmaya, çektiği acıya dayanamıyormuş gibi hop oturup hop kalkmaya başladı. Sufler olarak Hamlet'in sözlerini fısıldaması gitgide inlemeye dönüştü. Elleri titriyor, Kitabın sayfaları birbirine karışıyor. Şamdanlar bir ileri bir geri gidip gidip geliyordu. Bir ara gözlerini Hamlet'i oynayan gence dikti. Fısıldayarak yardım etmeyi bıraktı. O anda bıraksalar delikanlının kızıl saçlarını tutam tutam yolardı. Hamlet kızıl saçlı olacağına dazlak olsun daha iyiydi. Madem rolü kuşa çevirmişti. İyice maskaraya dönsün de Hamlet bozuntusu. Oyunun ikinci perdesinde fısıldayarak okumayı tümüyle bıraktı öfkeli kıkırdamalarla, azarlamalarla ikide bir de laf atmaya başladı. Bereket versin oyuncular rollerini iyi ezberlemişlerdi. Onun fısıldayarak yardım etmesine gerek kalmıyordu. Aman ne hamlet. Böylesi de görülmemiş. <laughs> Herkes haddini bilmeli. Sahneye çıkmak kim, sen kim? Hadi sen git de terzi çırağı kızların peşinden koş. Hamlet'in böyle aptal bir suratı olsa herhalde Shakespeare bu piyesi yazmaya kalkışmazdı. Kızıl saçlı delikanlıyı azarlamaktan yorulunca bu sefer ona akıl öğretmeye başladı. Ellerini başını bir o yana bir bu yana döndürüyor, yumruğunu önündeki kitaba vuruyor, kızıl saçlı gençten öğütlerine uymasını istiyordu. Bütün amacı Shakespeare'i kurtarmaktı. Bu büyük sanatçıya karşı saygısızlık edenleri durdurmak için her rezilliği göze alır, gerekirse canını ortaya koyardı. Baron, kızıl saçlı genç öbür oyuncularla sahne dışında arkadaşlık ederken bile ifrit oluyordu. Hamlet'in piyeste böyle adamlara elimden gelse güzel bir sopa çekerdim diye sözüne ettiği uzun boylu iri yarı oyuncunun tavırlarıyla kırıtması dayanılacak gibi değildi. Ama şimdi gel bir de onun sahnedeki oyununa katlan. Baron soluk almakta güçlük çekiyormuş gibi sol elini göğsünün üstüne koydu. Başı heyecandan kulübesinin tavanına çarparken elini havada sallamaya başladı. İyice yükselen çatlak sesi kızıl saçlının konuşmasını geride kesti. Gencin dönüp suflor kulübesine bakmasına neden oldu. Zırhının üzerinde kanlar kurumuş, öfkeden yüzü kıpkırmızı olmuş pir, ateş saçan, kudurgan gözlerle Peder Priam'ı arıyor. Hamlet'in bu sözlerini yarı beline dek kulübesinden dışarı uzanarak okuyan baron, işte böyle konuşacaksın, dercesine başını salladı. Sonra heyecanını getirmiş, ölgün bir sesle, sonrasını siz devam edin dedi. Konuşması yarıda kesilen Hamlet hemen başlayamadı. Biraz bekledi. Bu sırada seyirci salonu büyük bir sessizliğe gömüldü. Baron eğilip yeniden kulübesine girerken kafasını tabana küt diye çarpmasından çıkan tok ses bozdu bu sessizliği. Arka sıralardaki seyircilerden kahkahalar yükseldi. ''Bravo davulcu!'' Oradakiler Hamlet'in konuşmasını suflörün değil, orkestranın uyuklayan davulcusunun kestiğini sanıyordu. Davulcu ayağa kalktı. Bir palyaço kıvrıklığıyla seyircileri selamladı. Bu sefer seyircilerin hepsi birden gülmeye başladı. Tiyatro seyircisi bu gibi yanlışlıkları çok sever. Eğer sahnede oyun yerine yanlışlıklar güldürüsü sunulsa iki misli para ödemeye hazırdır. Kızıl saçlı delikanlı rolünü oynamaya başlayınca salon yavaş yavaş eski sessizliğine döndü. Kahkahalar yükselince baron utancından yerin dibine geçmişti. Bir zamanlar güzel kadınların hayran kaldığı saçlarının yerinde durduğunu sanarak iki eliyle birden başının dazlak yerine sarıldı. Şimdi bütün kent, bütün güldürü dergileri onunla alay edecek, bununla da kalmayıp onu tiyatrodan atacaklardı. Yüzü utançtan yanıyor, böyle davrandığı için kendine kızıyordu. Hamlet oyuncusunun yerine onun konuşmuş olmasından dolayı duyduğu heyecan tam olarak geçmemişti. Tir tir titriyordu. Sahnede konuşmak kim, sen kim? Senin işin suflörlük yapmak. Başkasının rolünü el atarsan paparayı yersin. Evet, bütün bunlar doğru da kızıl saçlının kırıtmalarına nasıl dayanılır? Bu çocuk ne zaman adam gibi rol yapmayı öğrenecek? Piyesin bu bölümü böyle mi oynanılır? diye söyleniyordu kendi kendine. Böyle söylenmesine karşın gene dayanamayıp kızıl saçlının yüzüne gözlerini dikti. Çocuğa öğüt vermeye başladı. Bir ara yaptığı garip bir hareketle de bütün seyircileri güldürdü. Hamlet oyuncusunun kırıtmalarına öylesine sinirlenmişti ki Oyunun ikinci perdesinde Delikanlı'nın son monoloğunu söylemek üzere durup başını sessizce sallamasını fırsat bilerek öfkeli, nefret dolu ama yılların yıpratıp güçsüzleştirdiği sesini yeniden yükseltti. Ey kanlı şehvet düşkünü, iki yüzlü alçak, satılık, duygusuz, aşağılık zalim. Bir an sustu, derin derin soluk aldı. Daha alçak sesle: Aptal herif, sonunu sen getir, dedi. Eğer yeryüzünde yaşlılık diye bir şey olmasa gerçek hamletin sesi böyle olurdu. Kızıl saçlınınki gibi değil. Ancak yaş her şeyi bozuyor, işleri berbat ediyordu. Zavallı baron. O ne ilkti ne de son olacak. Onu bu sefer tiyatrodan kovacakları kesindir. Böyle bir önlem kaçınılmaz gözüküyor. Son